Tuba ile başlayalım. Duvarı, yani Sedat Peker kitabını birazdan konuşalım. Şimdi bu yemini bir görelim mi? Bir hatırlayalım mı? Evet, evet. O TÜGVA komando yemininden devşirilmiş olan TÜGVA yemini neydi? Bir görelim onu. Böyle devam edip gidiyor. Şimdi ben bu videoyu gördükten sonra dikkatimi çekti. O yüzden hani TÜGVA'nın kamplarını biliyordum. Zaten bu tip cemaatler bu kampları hep yapar. Bu kamplarda bir şeyler olur. Yurtlarda bir eğitim müfredatı vardır. Yurtlarda sadece kalınmaz, edilmez. Var olan anayasaya, yasaya göre birçoğu da suçtur. Ama artık alenileşti. Bu suç olarak görünmemeye başlamıştır ama bu yemini görünce başka bir şey var burada. Çünkü bu yemin bana başka bir şeyleri hatırlattı. Yani doğal olarak beni direkt 12 Eylül öncesine götürdü. 12 Eylül öncesinde komando kampları vardı. 12 Eylül öncesinde dedim, daha doğrusu Türkiye'deki tarih 68 yılıdır. 68 yılında ilk komando kampı kurulmuştur. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi öncülüğünde, hatta o milletvekili Muzaffer Özdağ'ın teklifiyle bu kamplar kurulmuştur. Sonra MHP ile birlikte ülkücü komando kamplarına dönüşmüştür. Bu kamplarla birlikte Türkiye'de de birçok olayın ana unsuru bu kamplarda eğitim gören insanlar olarak gösterilmiştir. Çatışmaların birçoğunda onların ismi öne çıkmıştır. Hatta cinayetlerde suçlanmıştır. 12 Eylül'de yargılanan birçok davada, dosyada bunlar yer almıştır. Ve doğal olarak burada bir şey yapılmaya çalışılmıştır bu komando kamplarıyla. Sadece komando kampları ülkücülerin ya da işte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde değil, aynı zamanda Komünizmle Mücadele Derneği'nin de en önemli unsurlarından biri olmuştur. Böyle kalkalım mı? Evet, iyi olur. Ben de daha rahat anlatırım. Şimdi bu yeminle birlikte, dediğim gibi bu komando yeminiyle TÜGVA'nın komando yeminini çevirmişlerdir. O komando yeminidir aslında. Evet, komando yemini. Komando yeminini o çevirmişlerdir. Dediğim gibi 68 yılında ilk komando kampları Türkiye'de oluşturulmaya başlandı. Ve Gladio'nun oluşturulmasıyla aynı dönemdedir. Ve sadece ülkücülerin değil, Komünizmle Mücadele Derneği'nin de kampları vardır. Komünizm Mücadele Derneği'nin kurucularından birisinin de Fethullah Gülen olduğu da bir yerde kalsın. Çok bilinmez Milli Türk Talebe Birliği de, yani Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu'nun ve AKP'yi oluşturan ana çekirdek kadronun ilk bulunduğu yer, Milli Türk Talebe Birliği'nin de kampları vardır. Hatta şöyle olmuştur, o yıllarda, 70'li yıllarda ülkücü komando kampları çok fazla tartışmaya açılınca Milli Türk Talebe Birliği kamplarında bu işlerin yürütüldüğü o dönemin gazetelerinde yazılmış ve tartışılmıştır. Peki o ülkücü kamplarda ne oluyordu? Bir programını hızlıca bir söyleyeyim. Bir, sabah ezanıyla uyanış, temizlik ve toplu namazla başlıyor. Sabah sporu, dinlenme ve kahvaltı, mehter ve milli marşlar, yürüyüş, seminer ve konferans, konuya göre zaman ayrılıyor. Toplu çalışma, ferdi çalışmalar, boks, güreş, judo, karate, dinlenme, toplu ikindi namazı, uyku, bir saat. Hepsi bunların belli standartta ve disiplinde yapılıyor. Kısa bir yürüyüş, gece tatbikatı ile hazırlık çalışmaları, akşam namazı ve akşam yemeği, günlük olaylar ve basının eleştirilmesi, kitap okuma, yatsı namazı ve yatış ve asıl önemlisi gece yarısı, gayri muayyen zamanlarda gece eğitimi için alarm. Tamam. Komando kamplarının programı böyleydi ve bu uygulanıyordu. 12 Eylül öncesinde. Sonra evet. Komünizmle Mücadele Derneği'nin bu kampları olduğunu söylemiştim. 68'de başlamıştı. Bu kamplarla ilgili ilk tarikatlara baktığımızda yapanlar Fethullah Gülen cemaatidir. Fethullah
Gülen cemaatinin de kampları vardır. Hatta bunu Fethullah Gülen kendisi, Küçük Dünyam diye bir kitap var. Fethullah Gülen'in hayatını anlatan bir kitaptır. Yazan Latif Erdoğan'dır. Orada Fethullah Gülen bir insan değil de bir peygamber gibi tasvir edilir ve anlatılır o kitapta. Aynı kişi, yani 2006'da yayınlanmıştır bu Küçük Dünyam kitabı. 2016'da Latif Erdoğan, yani Fethullah Gülen'i bir peygamber gibi tasvir eden, anlatan kitabı yazan kişi, 2016'da da Şeytanın Gülen Yüzü diye bir kitap yazmıştır. Aynı kişi. Bu kısa bir anekdot olarak söylüyorum. Bu Fethullah Gülen'in Küçük Dünyam kitabında kamplar çok uzun yer alır. Konular böyle Fethullah Gülen'in hayatına ilişkin birkaç sayfayken 6-7 sayfa kamplardan bahseder. Fethullah Gülen onu anlatır. Hatta şöyle bu kamplardan bahseder ya da tasvir edilir. Şu anda Kabe'de dahil yeryüzünde bu kadar ruhaniyatın hakim olduğu bir yer yoktur. Böyle bir hayat bir kere Asr-ı Saadet'te yaşanmıştır. Asr-ı Saadet peygamber hayatta olduğu dönem. Peygamberin hayatta olduğu ve yaşadığı döneme Asr-ı Saadet denir. Bir de şimdi burada sizler tarafından yaşanmaktadır. Yani kamplar bu şekilde söylenir. Kamplara ilişkin Fethullah Gülen'in kendi değerlendirmelerinden bir tanesi de kamplarda geçirdiğimiz o alabildiğine duygulu ve alabildiğine aydınlık dakikalar bilhassa ibadet, sohbet ve ders müzakereleri esnasında öyle renklenir, öylesine derinleşir ki hepimiz adeta uhrevilerle kucaklaşır gibi olurduk. Ben böyle nurlu ve bereketli bir geçmişin ziyan olacağına inanmak istemiyorum. Zira o günler dar zaman içinde gelmez, sonradan başka türlü görülecek diye söylemiştir. Sonradan ne olduğunu, nasıl Fethullah Gülen cemaatinin nasıl bir yapısı olduğunu, nerelere nüfuz ettiğini ve ne yapmaya kalkıştığını da biliyoruz. Yakın tarihimizde gördük, bildik ve burada da yine spor müsabakaları ve bir eğitim amaçlıdır. O yerlerde mesela ilk kurulduğu yerler Edremit, Kemalpaşa, Ören ve Turgutlu'da kurulmuştur. Komando kampı değil, nur kampları diye söylenmiştir. Bu nur kamplarında eğitimler verir, hocalar olur, şeyhler olur ve bunlarla bir eğitim sürdü. İlk kampta da bizzat Fethullah Gülen kendisi de yer almıştır. Uzun uzun da bunu Küçük Dünya'nın kitabında anlatmıştır. Şimdi bu kampların önemini, nasıl bir görüldüğünü, Asr-ı Saadet'le denk düşürüldüğünü anlarsak ne anlama geldiğini görürüz. Şimdi gelelim TÜGVA'ya. TÜGVA'nın kamplarının ne anlamı var? O komando marşıyla birlikte bir burada yürütülen iş sadece gençlerin ya da çocukların bir araya gelip bir arada olması değil. Orada bir eğitim de veriliyor. Eğitimin nasıl verildiğine ilişkin şöyle bir kampta bulunan birisinin aktarımını. Bu ne mesela, bunu niye verdin? Söylüyorum. Bu kampın bir programı. İşte kimsenin tribünde seyretmeye hakkı yok. Kampa böyle mi çağırıyorlar? Evet. Kamp. Bu TÜGVA'nın afişi mi? Evet. Kamp duyurusu. Evet, evet, kendi afişi. Konferanslar, kitap tahlilleri, Kur'an-ı Kerim, yüzme, marşlar, sürpriz konuklar, sohbetler, teşkilatçılık, koşu, muhabbet. Benziyor birbirine. Çıkanında hem Fethullah Gülen'in kamplarındaki konularla ya da daha önceden anlattığım Komünizmle Mücadele Derneği'nin ya da ülkücü komando kamplarındaki birçok şeye benzer. Buradaki şeyde, diğerlerinde şeyde silah talimleri falan olduğu da söylenmiştir, edilmiştir. Burada öyle bir şey yok görünende, ama bu balon ateş etme şeyi var ya, oyuna onu da koymuşlar. Onun baktığında normalde bir oyun olarak görebilirsin, ama bu marşla birlikte onun başka bir anlama da gelebilir. Yani burada söylenen her şeyi aslında o marş çağrıştırıyor. O marşla birlikte burada yürütülen şeylerin aslında çok normal olmadığı gibi de normal olmadığını da düşünüyorum. Şimdi bu kamplarda bir katılan gençlerin şu aktarımını söylüyorum. Bir kampta çeşitli obalar var. Her obada başka bir öğrenci grubu var ve bu obaların sorumlu hocaları hocaları var. Bu hocalardan sorumlu da bir şeyh var. Şey.
Evet, bir şeyh denilen bir kişi var. Kamp katılımcıları, hocalar ve yardımcıları tarafından zaman zaman uyarılıyor. Çok sert bir şekilde uyarılıyor. Disiplin, bir büyük bir disiplinle bunlara burada anlatılan ya da uygulanan şeylere uyulması isteniyor. Uyulmadığı zaman da cezalar veriliyor. Mesela bu cezalar bütün kamp işlerinin yaptırılması gibi. Hı-hı. Yani sonuçta bu ilkokul, ortaokul ya da başka çocukların olduğunu da düşünürseniz bu cezaların ve orada yürütülmek istenen şeyin anlamını daha fazla görmüş oluruz. Bu fotoğraf ne bu arada? Bir parantez. Bu fotoğraf için. İşte TÜGVA'nın bu kamplardaki bir fotoğrafı. Hı. Şimdi burada bu işareti yaptığınız zaman, burada bu yemin ettiğiniz zaman burada normal bir kamp olmadığı ortada. Yani o komando marşının aslında ne anlama geldiğini burada görüyoruz. Bu TÜGVA belgelerinde olan bir fotoğraf. Hı. Yani ben bunu ilk gördüğümde o marşa kadar o kamplarda sürekli aslında yasaya, yani var olan yasalara, Türkiye'nin anayasasına uygun olmamakla birlikte yapıldığını düşünmüştüm. Çok dikkat etmemiştim ama o marşla birlikte bu yemin, bu ritüel, bu İşte küçük çocuklar da var gördüğünüz gibi. Hı hı. Büyükler de var. Hepsi bir yerde. Bir yemin, bu yapıldığı zaman bu başka bir anlama gelir. Evet. Yani o zaman niye komando kampları aklına geldiğinin bir anlamda bu da onun göstergesi gibi oluyor. Şöyle daha çok burada cihat kavramı öne çıkarılıyor. Yani sadece bir dinsel eğitim verilmiyor. Din üzerine bir eğitim verilmiyor. O marşa bakıldığında orada bir cihat üzerinde, bir cihat kavramı üzerinde duruluyor. Yeminler böyle. Dindar ve kindar neslin ne anlama geldiğini bunlara bakarak çok daha rahat anlayabiliriz. Ama oradan görelim. Bu aynı zamanda bir partinin gençlik teşkilatı gibi çalışıyor. Yani kamu kurumlarının bütün olanaklarından yararlanılıyor. Kamu mallarının istediği gibi kamu mallarına el koyabiliyor ya da alabiliyorlar. Ekonomik olarak bir sıkıntıları yok. Bu kamplarda ya da bu oluşum içerisine girdiğinizde sadece barınma ya da öğrencilerin ihtiyacını karşılayan bir yer olmanın dışına çıkıyor bu. Şimdi sohbetlerde bu tip kamplarda kız erkek aynı yerde asla olmuyor. Bu bir kural olarak uygulanıyor. Öğrencilerle anlatan şeyhler ya da hocalar, hocaların işte obalar var. Bu obalara da isimler, Mekke, Medine, Şam gibi isimler veriliyor. Hani Mekke bizim olacak, Şam bizim olacak, 60, 85 bilmem ne sayılınca bunların anlamı daha fazla oluyor. Ya da neydi orası? Esenyurt giderse Kudüs düşer, Mekke düşer, Medine düşerin ne anlama geldiğinde buralardan da çıkarabiliriz. Buradaki küçücük çocuklardan bahsediyoruz. Mesela bunların sohbetlerinde hani onlarla sohbet değil, daha çok bir baskı ve tahakküm kullanan kişiler oluyor bu hocalar. Yani bir şey fikir ettiğinde sen nasıl konuşursun? İzin verdin mi? Ya da konuşamazsın. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. İşte deizm, ateizmin nasıl bir kötü yapı olduğunu ya da var olan iktidara karşı gelmenin aslında dine karşı gelmek gibi bir anlam taşıdığını da anlatan cümleler kullanılıyor ve çocuklara bunlar anlatılıyor. Bunlar da mı var o belgelerin içerisinde? Yani bunların... Belgede yok. Bu oraya kampa katılan Evrensel Gazetesi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 yıl önce o TÜGVA kamplarını anlatan bir yazı yazmıştı. Ben oradan aldım bunu. Yani birebir o kampta katılanların aktarımlarını söylüyorum. Yani bir belgeden ya da ifşadan ya da dışarıdan birisinin uydurduğu bir şey değil. Kampa katılanlar bir şey vardı ve o haberde, Evrensel'de yayınlanan o haberde yalanlanmadığına göre o buradaki anlatılanların hepsinin doğru olduğunu varsayacağız. Hani öğrencilere şunu söylüyor. Bizim anlattığımız her şeyi sorgusuz sualsiz kabul etmek zorundasınız. İşte şöyle ne anlatılıyorsa işte bütün bu kastettiklerimi hızlı hızlı anlatıyorum ki Bahadır'ın duvar için anlatacakları da çok önemli. Onu da hem bir taraftan zamanımız var duymak istiyorum. O kitapta katkı da çok önemli. Şimdi bu
bir takım cezaların veriliyor olması bile oradaki bir disiplininin, bir sadece gençlerin ya da çocukların bir araya geldiği eğlence, bir arada olmak duygusundan farklı bir yapısının olduğunu da gösterir. Çünkü orada ne diye ceza verirsiniz ki? Ne yapmış olabilir bir çocuk? Hı hı. Yani eğer bir soru sorduğunda, işlerine gelmeyen bir soru olduğunda eğer bunu kabul etmiyorlarsa ceza veriyorlar ve oradaki çocuklara, özellikle çocuk kısımlara en çok söyledikleri şey, sevgilinizin olması günahtır laflarının da söyleniyor olmasını. Şimdi bu peki bu vakfa çocuklarını gönderen insanlar zaten o vakfın politik kimliğinin muhafazakar duruşunun farkındalar ve zaten çocuklar bu kimlikle yetişsin diye göndermiyorlar mı bunu? Bilmiyorlar mı insanlar zaten? Ya bu zorunluluk diye bir şey var. Yani asıl önemli kısmı o. Buraya zorunlu kılınıyor. Yani bir barınmak için, yani üniversiteye gelen bir genci düşün şu anda. Barınacak bir yeri yok. Ne evet. yapacak bu çocuk? Anladım. Bu yurtlarda sadece bunun için tarikat yurtları da böyle çalışıyor. Orada mecbur bırakılıyor ve o mecbur bırakıldıktan sonra da bunlara uymak zorunda. Uymadığı zaman buranın dışına çıkarılıyorsun zaten. Sadece barınma değil, aynı zamanda yiyecek ihtiyacın, okul giderlerinin ve diğer ihtiyaçların da karşılandığını düşünürsen burada bir zorunluluk var, bir mecburiyet var ve bu mecburiyetten kurtulmak da öyle kolay değil. Yani işin sosyolojik tarafı da var, ekonomik Hı-hı. tarafı da var, siyasi tarafı da var. Hı-hı. Ama bu yapıların, kamplarının bir komando kampı uyandırması da artık benim açımdan şöyle bir şey. Yani ben bu kamplara falan baktığımda burada normal bir eğitim ya da normal bir kamp hayatı olmadığını düşünüyorum. Hı hı. O marştan sonra tamamen. Evet. Meselenin böyle bir tarafı da var. Buraya da bakmak lazım.